Fuat Hocam, tabii estetik operasyonlar deyince benim aklıma ilk gelen işte burun ameliyatı oluyor. Çünkü son zamanlarda da siz de çok sık karşılaşıyorsunuzdur mutlaka. Burun ameliyatı işte sanatçıların burunlu gibi burnu mu olsundu, işte Sibel Can burnu olsundu ya da farklı sanatçıların istedikleri gibi küçük burunlar olmasıydı. Peki şu anda yine hala devam ediyor mu? Bu operasyonlardaki işte istediğimiz gibi burnumuzu ameliyat yaptırabilir miyiz? Burun ameliyatlarından biraz bahseder misiniz? İnsan tabiatı itibariyle çevresinden çok fazla etkilenen bir varlıktır. Bir başkasından, bir başkasının düşüncelerinden, görünümünden, sözlerinden etkilenebilir. Her insanın bilinç altında ya da bilinç üstünde olsun benzemek istediği bir kahraman olabilir. Sevdiği bir insan olabilir. Bir roman kahramanı da olabilir, tanıdığı çok yakınındaki başka bir insan da olabilir. İnsan etkileşime açıktır, değişime de açıktır. Kendinde bazı değişiklikleri de görmek isteyebilir. Bunun tabii sınırlanma imkanı yoktur, engellenme imkanı yoktur. Ama romansal terimlerle söylersek herkesin bir kahramanı olabilir. Ama herkesin şu anda toplumda sunulan, öne çıkarılan herhangi bir sanatçıya da benzeme ya da bir sporcuya da benzeme isteği olabilir. Ama bu doğru bir yaklaşım değil diyoruz. Herkesin kendine ait kişilik yapısı ve bireysel özellikleri vardır. Yani dış görünümü, bizim fenotip dediğimiz vücut fiziksel özellikleri vardır. Şimdi yüz yapısı da herkesin kendine aittir. Milyarlarca insan vardır dünyada. Her birinde birbirinden farklı özellikleri var. Irksal olarak insanlar birbirlerine de benzese de birbirlerinden mutlaka ayrılan özellikleri vardır. Şimdi biz bu bireysel farklılıkları giderip herkesi de birbirine benzer mi yapacağız? Estetik cerrahinin amacı bu değil. Herkesin bireysel özellikleri üzerinde ufak değişiklikler yaparak doğal sınırlar içinde bir görünüm yakalamak amacımız. Yani insanın o kendi vücuduyla oluşturduğu kişilik yapısı da etkilenmeyecek şekilde bir ameliyat yapmak. Yani bir başka insan olmaya çalışmayacağız. Cerrah da bunu oluşturmaya çalışmayacak. Bence bu önemli bir problem önümüzde duran. Bir başka insana benzemeye çalışan belki eskiden daha fazla vardı ama şimdi insanlar daha çok doğal sınırlar içinde kalmaya çalışıyor ve kendisi gibi olmaya çalışıyor. Yani doğal ameliyatlar mı gerçekleştiriliyor hocam? Doğal ameliyatlar gerçekleştiriyoruz demek çok iddialı ama doğal sınırlar içinde kalmaya çalışıyoruz diyelim. Yani burnu kocaman bir burundan çok küçük bir burun çıkartmaya çalışmak hem hastanın imajını etkileyecek, kendisine ait beden imajını etkileyebilecek hem de solunum problemi ortaya çıkarabilecek bir durumdur. Yani burnu küçültürken onun estetik ölçüleri içinde kalmaya çalışmak, Evet, sağlığımızdan evet da burnun üst olmayacağız. kısmıyla alt kısmı arasındaki oranları korumak, işte yandan bakıldığında ideal bir ölçüyü yakalamak, çok alçak bir burnu daha alçaltmaya çalışmamak, bunun çeşitlendirebiliriz ama herkesin burnundan işte bir başkasının burnu çıkmayabilir, olmayabilir. Yani elimizde her zaman çok bol şekilde kullanacağımız, kesip doğrayacağımız işte terzi örneğini verirsek çok bol bir kumaş yok. Bazen de bol kumaş çok bol olup onu çok küçültme imkanı da olmayabilir. Yani Yüze de belirli yakışması ölçüde. gerekiyor değil mi Elbette. hocam? Sanki Elbette yüze yakışan yüzün genişliğine, çenelerin yandan genişliğine, burnun yüzün uzunluğuna, alınla burnun ölçüsüne, işte burnun daha alt kısımlı olan yüzün alt üçte biriyle olan ilişkisine uygun bir ölçü yakalamaya yani sadece çalışacağız. orantı olması Evet, gerekiyor. orantı olması gerekiyor. Ama bu orantı baştan da bozuksa da bunu burun ameliyatıyla da hani oranları en idealini yakalamak da kolay değil, onu da söyleyelim. Yani bir insanın yüzü uzun olabilir de baştan burnu çok kısa olabilir ama onu uzatmak da kolay değil. Yani elimizi kısıtlayan bir sürü faktör de var. Olmayacak
derecede isteklerde olabilir, yapılamayacak, karşılanmayacak. Olabiliyor elbette, nadir de olsa olabiliyor. Ama onları makul sınırlar içine taşımak, hastayla konuşarak kabul edilir sınırlar içine taşımak ve ameliyatı o kabulle, ameliyata o kabulle girmek lazım. Mesela önceden de burun ameliyatında süre biraz daha uzundu ama şimdi daha da kısaldı. Yani burun ameliyatı genelde hep 1,5 saat civarında olur, 1,5-2 saat civarında olur.